Herkese merhabalar. Ben avukat Ayhan Ömen. B1 B2 vizeler arasındaki farklar nelerdir? Amerika'ya giriş amacımıza göre mi bu vizeler verilmektedir diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi kişiler Amerikan turist vizesine başvuru yaparken Türkiye'den, Türkiye'deki Amerikan konsolosluğunda yaptıkları turistik başvurularında genelde onlara B1 ve B2 altında vize alırlar. Yani dolayısıyla B vize altında vize alırlar e, ve B1 ve B2 olarak da ikisi de genelde bu vize türünün içinde yer alır. Bunların anlamına ya da farklarına ne olduğuna bakınca buradaki önemli olan nokta eğer kişi Amerika'ya turistik amaçla geliyorsa o zaman B2 statüsünde oluyor olacaktır. Ama eğer iş amacıyla geliyorsa bir konferansa katılma, toplantıya katılma müşteri ziyareti, market araştırması gibi amaçla geliyorsa o zaman B1 statüsünde Amerika'da bulunması gerekecektir. Dolayısıyla vizeyi alırken bu arada bir fark olmayacağını bilmeniz lazım. B vizesi olarak alıyorsunuz ama evet Amerika'ya giriş yaparken amacınıza göre e, havaalanındaki sizin girişinizi yapacak e, gümrük görevlisi sizin girişinizi B1 ya da B2 olduğuna karar vererek sizi alacaktır. Burada önemli olan da noktada o giriş adımınızı atarken ki gerekçeniz, amacınız neyse ona göre B1 iş amacıyla gelen kişilere verilir. Verilir. B2 ise turistik amaçla gelen kişilere verilir. Tabi iş amaçlı derken Amerika'da çalışacağınız anlamına gelmesin bu. Amerika'da iş amacıyla giriş yapma durumu ile ilgilidir. Yani geldiniz müşteri ziyaretine, fuara geldiniz ya da bir market araştırmasına geldiniz ya da konferansa geldiniz ya da toplantıya geldiniz. Bu tip gerekçelerle yapacağınız ziyaret B1 altında olacaktır diyebiliriz. Ama bu sizin tabi Amerika'da çalışma izni ya da çalışma durumu veren bir iş amacı değil. Bunu da tabi unutmamakta fayda var. Müzik